Evet çocuklar, daha önceden çizmiş olduğum bir resmi şimdi boyamaya çalışacağım. Şimdi nereden başlayalım? İlk önce gökyüzünden başlayalım isterseniz. Şöyle açık maviyi seçiyorum. Başlıyorum çizmeye. Çizgileri de biraz daha ince yapmaya çalışacağım. Şöyle benim kafamdaki şey böyle. Bu şekilde çiziyorum bulutun etrafından. Şöyle. Şöyle. Takip edelim bakalım. Çizgisel çalışmalar diyebiliriz biz buna. Şurada buradan duruyor. Tekrar şöyle. Hızlandırabiliriz daha sonra tabii. Ve bu hali aldı. Şimdi başka bir renk seçelim. Mesela arkadaki dağlar için kahverengi seçiyorum. Nasıl yapayım? O da böyle olsun. Şöyle. Farkındaysanız böyle eğrisel şekiller seçiyorum. Evet, bu şekilde oldu. Bu arkadaki daha kahverengi seçmiştim. Şu öndekini de mor seçeyim. Şöyle buradan hatta ne seçeyim? Pembe var. Ben de pembe seçiyorum. Onu da nasıl yapalım? Şöyle. Şu şekilde olsun. Böyle zikzak 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 olsun. Şöyle. Evet, devam ediyoruz buradan. Sanki boyama yapar gibi ama sadece çizgileri kullanıyoruz farkındaysanız. Şimdi şu aradakini sanki bir görmüş gibi düşünelim. Onu da mavi yapalım. Şöyle şu şöyle bir mavi olsun, koyu bir mavi olsun. Hatta bunun kalınlığını da ne yapabilirim? Biraz daha değiştirebilirim. Öyle seçelim. Siz boya kalemlerinizle daha kalın seçebilirsiniz. Şu aralarını da yine aynı şekilde doldurabilirim. Evet. Şimdi şu kısımları koyu yeşil seçelim. Veya açık yeşil seçelim. Öyle olsun. Öndekileri koyu yaparız. Orada nasıl bir çizgi çekebiliriz? Düşünelim bakalım nasıl bir şey yapabiliriz diye. Buraları da şöyle dümdüz yapalım. Şöyle dümdüz. Hatta ben buradan düz bir şey çıkarayım. Onunla yapayım. Şöyle. Tamamıyla bize kalmış. Çocuklar bunları ben böyle seçtim diye siz böyle seçmek zorunda değilsiniz. Daha farklı yapabilirsiniz. Burada düz yapacaksanız eğer cetvel bile kullanabilirsiniz. Ama elinizle yapın, elinizle alışmaya çalışsın. Elinizde daha iyi olur. Evet, şu arayı ne yapıyorum? Şöyle, şu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde tamamladık. Şimdi ağaca gelelim. Ağaçta biraz daha koyu bir yeşil kullanabiliriz, değil mi? Onu da nasıl yapalım? Bakın onu da ben şöyle tercih ettim. Bu böyle yuvarlak ağaç ya, pardon. Şöyle. Yuvarlak ağaç olduğu için şöyle, şu şekilde tercih ettim. Şöyle.
Şöyle yuvarlata yuvarlata. Bu sefer tekrar aşağıya ineceğim. Siz daha güzel çizersiniz çocuklar. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi gelelim kahverengi ağacın gövdesine. Onu da yine biraz önce yaptığımız gibi düz çizgi kullanalım. Şöyle sık sık atalım şuraya. Şöyle. Siz daha güzelini yaparsınız dediğim gibi. Hep tekrar ediyorum ama gerçekten siz çocuklar benden daha iyisiniz. Daha yeteneklisiniz. Hepiniz. Bu şekilde çizdim. Şimdi kaldı bu alttaki yeşil dalgalar olsun bunlarda. Yine bunları da koyu bir renkle çizeyim. Bunları daha kalın yapacağım. Şöyle başlıyorum. Pardon. Bunun altına tekrar şöyle. Resim kağıdını taşırmadan yapmak gerekiyor aslında. Daha küçük, daha ince de yapabilirim. Aradaki boşlukları doldurmak için. Şu aradakileri şöyle, şöyle, şöyle. Değil mi? Resmimiz bu hale aldı. Aslında çocuklar gördüğünüz gibi resimde boyama yapmadık ama çizgilerle resmi şekillendirmiş olduk. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum.